Okulların açılmasıyla COVID-19 salgını çocuklar arasında ürküten boyutlara ulaştı. Sağlık Bakanı her 4 vakadan birinin çocuk olduğunu açıkladı. Bakan Koca, tedirgin olacak bir durum yok, okullar kesinlikle kapanmayacak dese de veliler endişeli. Biz korkuyoruz, endişeleniyoruz çocuklarımız için tabii ki de. Çocuklar kreşlerde, okullarda virüse yakalanabiliyorlar. Eve gidip annesine, babasına, evdeki kardeşlerine bulaştırabiliyorlar. Türkiye'de aktif ortalama vaka sayısı 400 bin. Yapılan araştırmaya göre ise bu 400 bin vakanın %25'ini, yani 100 bin kişisini artık 0-17 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor. Bu 100 bin 200 bin olacak, 200 bin 400 bin olacak. Yani bunun çaresine bir bakmalar lazım. Bence burada aşının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gözler önüne serdi ürküten tabloyu. Daha önce aktif vakaların %10-11'ini çocuklar oluştururken bu oran %25'e çıktı. Koca, tedirgin olacak bir durum yok açıklaması yaptı. Bu vakaların işte çoğunluğunun çocuklarda olması sebebi ne? Çünkü onlar aşısız. Aşılama yaşı aşağılara doğru mecburen inecek gibi görünüyor. 12 yaşın altına aşı şimdilik yok. Oysa bebekler bile COVID-19'a yakalanabiliyor. İşte bu nedenle de aşılama yaşının indirilmesi tartışılıyor. Kusma, ishal ve ateş vakalar çok var. Sınıfta maskemi çıkarmıyorum. Örtmeğimi hep çıkarmayın diyor. Herkes gibi biz de korkuyoruz tabii ki. Bizim örneğin şu an hastanede yatan çok küçük yaşta 2 aylık olan bebeğimiz var. Çocuklar arasında artan vakalar yüzünden hafta sonu ve de ikili eğitim sistemi dahil olmak üzere tüm alternatiflerin denenmesi ve okulların açık tutulması planlanıyor. 3-4 tane hastamız var, onun için gelmediler.